Geçtiğimiz haftalarda Los Angeles'ta düzenlenen Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali'nde mehter gösterisi, halk oyunları, konserler gibi aktivitelerin dışında akademisyen ve yazarlar tarafından düzenlenen seminerler de yer aldı. Bu seminerlerden birinde konuşma yapan "Evet Bir Bardak Daha Çay İstiyorum" adlı kitabın yazarı Catherine Brenning'in Türkçe'ye hakkındaki konuşması uluslararası medyada da bir hayli dikkat çekti. Türkiye'de çay içmek, İngiltere'deki öğlen çayından veya Japonya'da özenle hazırlanan çay ikramlarından biraz farklı, daha az karmaşık ve çok daha sadedir. Tıpkı Türk insanı gibi. Çayınızı alıyorsunuz, isteğinize göre bir ya da iki şeker atıyorsunuz. Sonra da çay kaşığınızla karıştırırken bir sürü ses çıkarıyorsunuz. Bardağı ucundan tutuyorsunuz, çok sıcak. Yavaşça küçük bir yudum alıyorsunuz. Ayrıca en az birkaç bardak bu çaydan içmek zorunda kalacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Tıpkı patates cipsi gibi. Bir tane alırsınız ve ardından birkaç tane daha yemek zorunda kalırsınız. Türkiye'de günün her saatinde bardak bardak çay içebilirsiniz. Daha önce de dediğim gibi, benim gözümde bu bir bardak çay Türkiye'yi temsil ediyor. Türk çayı için tavşan kanı derler. Siyah ya da yeşil değil, kırmızıdır. Tıpkı her vatansever Türk'ün damarlarından akan kan gibi. Tıpkı göklerde gururla dalgalanan bayrakları gibi. Eşsiz güzellikteki halılarındaki kırmızı yün gibi. Tıpkı ilkbaharda açan ateş kırmızısı laleler gibi. Kendisine çok benzeyen bu çay bardağına yansır. Türk çayı sıcaktır. Anadolu topraklarını ısıtan güneş gibi. İçinizi ısıtan coşkulu Türk müzikleri gibi. Yemekleri, şehirleri, spor takımları, Türklerin hayatlarının her anlarındaki yaşama sevinci gibi. Türk çayı demlenir. Bir Türk sallama çayı çay saymaz. Karadeniz bölgesinde yetiştirilen çay, daha sonra Türkiye'nin her bir köşesinde sürekli demlenir. Her zaman servise hazırdır. Türkiye'de kahvaltı hazır demezsiniz, çay kaynadı dersiniz. Çay aynı Türkiye gibi bir mozaiktir. Miras, kültür, tarih, gelenek ve birçok etnik grubun bir araya gelip kaynaşması gibi. Türk olmak demek, Türkiye Cumhuriyeti ile bütünleşmiş olmak demek. Türk çayı sadedir. Sütle beraber içilmez. Berraktır. Tıpkı bir Türk'ün yüzü gibi. Her zaman anlaşılabilir, bir şey saklamaz. Türklerin komşularına gösterdikleri kalpleri gibi. Türk çayı sürekli içilebilir. Çay keyfinin bitmesinin imkanı yok. Bütün gün boyunca içebilirsiniz. Çayın altı sabahtan akşama kadar her zaman açıktır. Ülkenin dağları, ovaları, doğal güzellikleri ve çalışkan insanları kadar cömerttir. Türk çayı müzik gibidir. Müzik kültürüyle yetişmiş ve birçok yetenekli müzisyeni barındıran bir ülkedir Türkiye. Sanırım dün gece konserde çok eğlendiniz. Pop müzikten folk müziğe, arabeske kadar geniş bir müzik stilleri var. Çayı karıştırırken duyduğunuz şu melodi dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir melodi. Sanıyorum Türkiye'nin her bir köşesinde, evlerdeki, ofislerdeki, marketlerdeki, feribotlardaki bu sesler bir araya gelse ülkenin en güzel harmonik melodisini oluşturur. Türk
Türk çayı arkadaş canlısıdır. O hiçbir zaman yalnız içilmez. İlla ki yanınızda biri olmalıdır. Eğer bir Türk sizinle arkadaş olmak istiyorsa, ilk teklif edeceği şeydir çay. Türkler yalnız, tek başına iş yapmazlar. Başkalarıyla birlikte olmayı severler. Geniş düzlüklerde aileleri ve hayvanlarıyla sıcak ilişki geliştirebilmiş ataları gibi, hayatı başkalarıyla paylaşılarak değerli kılınan bir şey olarak görürler. Türk çayı sadedir, dolaysızdır, demokratik bir içecektir. Herkes içebilir. Demokratiktir. Atatürk'ün izinde kurdukları ve 88 yıldır yaşattıkları devletleri gibi. Sadedir, dolaysızdır, kolayca demlenir. Ve bu yönüyle Türklerin hayatı yaşamak için seçtikleri tarzı yansıtır. Çay sade olabilir ama her zaman Türklerin hayat tarzının temelleri olan saygı ve sevgiyle ikram edilir. Türk çayının acelesi yoktur. Yoğun bir günün ortasında asude ve dingin bir iklimi çağırır insanı. Türkiye'ye gittiğinizde öğreneceğiniz ilk ifadelerden biri problem değildir. Yavaş yeme hareketinin önemli bir üyesidir çay. Bu yaz Türkiye'de çayı gereğinden biraz daha hızlı içtiğim için birisi tarafından hafifçe azarlandım. Türk çayı barışçıldır. Bir bardak çay nereye giderseniz gidin size ikram edilir. Ofislerde, evlerde, iş yerlerinde. Size ikram edildiğinde bir barış mesajı ve jestini de size taşır. 13. yüzyılın büyük Sufi şairi Rumi'yi hatırlatır. Gel, tanış olalım. Yavaş yavaş bu çayı içer gibi. Gel, şu günün hayhuyunu bir kenara koyalım, birbirimizi tanıyalım. Gel, bir bardak çay paylaşalım, belki ısınırız onunla ve arkadaşlığımızla. Gel, hayatı ısıtalım. Bunun için kitabımın adını, evet, bir bardak daha çay istiyorum koydum. Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış yapıcı rolü üzerine çok tartışma var. Ben bir siyaset bilimci değilim. Ben hikayeleri anlatırım. Ama barış dolu bir dünyada yaşamak istiyorum. Bu kitabı yazmaktaki amacım Türkiye hakkındaki ümidimi Amerikalı kardeşlerimle paylaşmak. Türkiye, bölgenin yükselen bir değeri olarak bizlere bölgenin rasyonel, entelektüel ve barışçıl yüzünü gösterebilir. Ve daha iyi bir geleceğin inşasında taşıyıcı bir rol üstlenebilir. O halde benimle beraber bir bardak çaya evet deyin, iki ülke arasındaki diyaloğa evet deyin. Bunun gibi festivalleri ve bir bardak çayı fırsat bilerek diyaloğa evet deyin.